بسم الله الرحمن الرحيم. Halis bul. Yani ajral deliller sal. Ve Allah için nazar sal ve münazara kıl. Yani aklin bilen, fikrin bilen, kureş uzin. Ta ki senge ayan bulsun, peygamberler keltirgen narsalar, Allah'tan kilgen narsalar haklige, şak yoligi. Demek bu alemni barlığını, yaratuvchisi barligi. Allah osmonlar ve yerini Rabbisi ikenligi. Allah pak, mukaddesligi. Ve peygamberler haber kigen narsalarda hilafıdan Allah pakligini, yani şirklerden, başkalardan. Yani şunlar da uğurken, ya ki başkaları Allah'a nisbet veriyorken narsalar, Allah'ın hakaretleşliği, yalganı çıkarışlığı, rububiyetini, mülkünün inkar kılışlıklarını, natoğruluğunu, dayılları falan uğurken. Yani bilip durup ahiret borligini, yukarıdaki geplerde gepirgen adam en har adam buladı yaptı da. Çünkü o bildi o ahiret kanakı narsalıgın. Çünkü karama yukarıdaki geplerde gepirdi. Şimdi kimlerdir Allah'a Resulü'ye iman kiltirmegen bulsa, o ne kadar uzak. Yani unga o'zi gap yo'q degani hech qanaqa foydasi yo'q bunaqa gaplarda. Demek mana shu nasiyaga naqdni ustun ko'rish eng katta aldanish, eng qabih jaholat bo'ladi. Endi bu dunyoni o'zi oxiratga nisbatan majmuasi shuncha dedik hali, to'g'rimi? Ya'ni o'zi bori, bitta sizning dunyoingiz emas. Banklar nimaga kreditga pul beryapti odamlarga? 10 yillab, 20 yillab. Chunki har qanday sog'lom aql egasida aniqki, bir podshoh haq podshoh bo'lsa, hech qachon u podshoh ojiz podshoh yoki johil podshoh bo'lmaydi. Alloh batariqa alo, bir podshoh masalan aql bo'lsa, hech narsani bilmaydigan podshoh u aql podshoh deyilmaydi. Hech narsani eshitmasa, u hech narsani ko'rmasa, gapirmasa, buyurmasa, qaytarmasa, savob bermasa, jazo bermasa, aziz qilmasa, xor qilmasa xohlaganlarini, rasul jo'natmasa o'zining mamlakatining chekkalariga qadar va xalqining ahvoliga e'tibor qilmasa, shunday tashab qo'ysa xalqini va behudaga odamlarni o'zi bilan o'zini mashg'ul qilib qo'ysa, bunaqa odam podshoh deyilarmi? Yo'q. Endi aytmoqchiki, batariqa aloh tushunga o'xshab, Alloh taolo ham o'zini mulkida hech kimni mana shunaqangi qavosiz tashab qo'ymaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Qoyyim rahimahullohning Dard va davo kitoblarini sharhini davom etyapmiz. Bugun 3 aprel 2020 yil. Allohni fazl marhamatidan aldanib qoluvchilar yoki shu fazl marhamati bilan aldanib qoluvchilarni shubhalarini, ya'ni kasalliklarini o'tayotgandik. Shundan aytadilar, eng katta aldangan kishilardan biri yana dunyo bilan va o'tkinchi narsalar bilan aldangan kishi. Uni oxiratdan ustun qo'ygan kishi va oxirat qolib dunyoga rozi bo'lgan odam. Hatto ba'zilar nima dermish? Dunyo naqd, oxirat nasiya emish. Naqd nasiyadan foydalik-ku deb, keyin dunyoda bilganini qilaverish kerak emish. Rostdan dunyo naqdmi? Oxirat nasiya, ya'ni hali endi beriladi u kelajakda. Yana ba'zilar nima dermish? Bir zarra narsa bo'lsa ham naqd berilsa dur, nasiya qilib va'da qilingandan yaxshi ko'dirmiş. Ya'ni mana osmon osmon narsani nasiya qilib va'da qilgandan ko'ra naqd qilib bir zarra bergani yaxshi deyapti. Bu bilan nima demoqchi? Dunyo bir zarra bo'lsa ham, oxirat bir dur bo'lsa ham, nima bo'lganda ham dunyo naqd demoqchi. Oxirat nasiya. Dur bo'lgan taqdirda ham deyapti. Yana bittasi nima dermiş? Dunyo lazzatlari aniqmiş. Yani hozir masalan qilsak bo'ladi-ku. Oxirat lazzati bo'lsa hali o'zimda shak bormish. Ya'ni kelami, kelmaymi, qachon keladi, kelsa ham deydi. Va endi qoidani qarang. Shakni uchun ishonchlik narsani tark qilinmaydi-ku. Mana oxirgi gap o'z rostidan bu shar'iy qoida. Ya'ni ishonchlik narsani shak narsani deb tark qilinmaydi. Lekin bu odamlarni buni qayerga ishlatishini qarang-da uni. Dunyo bilan oxiratga ishlatyapti shu qoidasini ular. Nima emish? Dunyo naqdimish. Yaqin, ya'ni aniqmish. Oxirat esa o'zi shakkimish deyapti. Bu shaytonning eng katta iblisligidan, talbisi, ya'ni odamlarni aldashligidan va ishlarini odamlarga ana shunday yaxshilab ko'rsatishligidan. Aslida bir til zabonsiz hayvonlar mana odamlardan aqlli. Nega? Chunki hayvon
agar bir narsani zarardan qo'rqsa o'shanga qadam qo'ymaydi, naq bo'lsa ham. Ursangiz ham. Masalan, gohida ko'rasiz, haligi mollar bir arg'dan sakratsa, sakramayotadi-yu, u yoqda o't turgan bo'lsa ham. To'g'rimi? Naq shu mana, lekin hozir zarar borligidan qo'rqadi. Lekin men qushlarni qarasangiz, uyingizga don sep qo'ysangiz kirmaydi aqli bor qush. Naq to'g'ri, lekin biladi zarar borligini. Shuning uchun aytibdiki, yuqoridagi gapni gapirgan odamlar ular hayvondan-da aqlsiz odamlar ular. Ha, bular bo'lsa, u halokatiga qadam qo'yaveradi. Qizig'i yo'q unga naqd deb turib. Bular endi ikkiga bo'linadi. Birlari bor, oxiratni tasdiqlaydi. Shunga qaramay yuqoridagi gaplarni gapiradi. Birlari bor, o'zi oxirat yolg'on deydi. Keyin yuqoridagi xulosaga keladi. Ya'ni dunyo naqd, oxirat nasiyat. Endi bu turdagi odamlar, ya'ni yolg'on deyotganlar. Agar ularning biri Allohga va Rasuliga iymon keltirsa ham, bunga yo'liqish, mukofot, jazo olishga iymon keltirsa ham, ana bu odam endi eng hasrati ko'p odam bo'ladi. Chunki u ilm ustida Alloh taolaga borgan, ilm ustida shu gunohlarga qadam qo'yib borgan. Ya'ni bilib turib oxirat borligini, yuqoridagi gaplarni gapirgan odam eng xor odam bo'ladi deb-da. Chunki u bildi u oxirat qanaqa narsaligini. Shunga qaramay yuqoridagi gaplarni gapirdi. Endi kimlardir Allohga Rasuliga iymon keltirmagan bo'lsa, o'zi u naqadar uzoq. Ya'ni unga o'zi gap yo'q degani, hech qanaqa foydasi yo'q bunoq gaplarda. Endi kimdir aytsa-ki, ha naqd, nasiyadan yaxshi-ku, nimasi yomon bu gapda desa, javob shuki, to'g'ri, qachon bu? Naqd bilan nasiya teng bo'lsa-da, ha naqd olaveramiz, nima kerak nasiya deymiz. Va naqd yaxshi bo'lsa, endi agar ikkalasi bir-biridan farq qilsa, naqd bilan nasiya bir narsa nasiya bo'lsa ham, u ko'proq va afzalroq bo'lsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Masalan, qaraydi bu kunda. Banklar nimaga kreditga pul beryapti odamlarga? 10 yillab, 20 yillab. Bilyaptiki, nasiya bo'lsa ham yaxshi keladi orqasidan, to'g'rimi? Ana shu uchun mana naqd pul beryapti sizga, qarang mana. Demak, nasiyadan agar ko'p foyda kelsa, har qanday oqil odam aytadi, nasiya foydaya, yaxshi u deydi. Naqddan yana. Endi qarang. Ayting siz, dunyo uning avvalidan oxirigacha oxirat nafaslaridan bir nafaschalik ham bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni oxirat hayotini oldida dunyo yaralgandan qiyomatgacha bir nafas olgan miqdorchalik lazzat emas-ku oxirat lazzatini oldi. Dunyo lazzatlari. Endi qanday qilib u naqd yaxshi deysiz siz, ya'ni? A buni tasdig'i haligi nimada o'tdi-ku? Butun umri bo'yi lazzatda yashab o'tgan odamni olib bitta jahannamga tiqib yuborilganda hech yaxshilik ko'rmadim deyordi-yu. Mana shu dalilda u oxiratda yaxshiligi yoki jazosi oldida dunyodagi yaxshilik jazolar u narsa emas, u naqd bo'lsa ham ya'ni. Mana Imom Ahmad va Tirmiziyda hadis keladi. Mustavrid ibn Shaddoddan aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyandur bima tarji'." Dunyo oxiratga nisbatan shunaqanga arzimaski, birlaring barmog'ini dengizga solib, so'ngra uni chiqarsa, qarasin nimani chiqaradi, ana shuncha deganlar. Ya'ni dengizga barmoq tiqib qo'yganingiz bilan dengizni nimasi kamayadi? Va barmoqdagi namlik oldida dengizning suvi qanaqa ko'p? Dunyo ana shu barmoq namlanishi deyaptilar. Oxirat u dengiz uni oldida mana shunaqa. Endi shu nasiya deb turib, shuni tark qilaman odam. Bir barmoqni yuqusidek dunyo uchun. Demak, mana shu nasiyaga naqdni ustun ko'rish eng katta aldanish, eng qabih jaholat bo'ladi. Endi bu dunyoni o'zi oxiratga nisbatan majmuasi shuncha dedik hali, to'g'rimi? Ya'ni o'zi bori, bitta sizning dunyoingiz emas. Endi insonning umrini o'zi nisbati oxiratga qancha ekan endi deydi. Ya'ni butun dunyo yaralgandan o'zi qiyomatgacha bo'lgani bir barmoqni yuqusidek bo'ldi-yu. Ha, endi uni milliard milliard odamga bo'lib berildi hayot dunyoda, shu barmoq yuqusidek ne'matlarni. Endi bitta inson o'zini umri qanaqangi arzimas bo'lib ketadi oxirat oldida. Oqil odamga endi qaysi ish avlo? Shu qisqagina muddat ichida yaxshi o'sha dunyodagi yaxshiliklarni, naqd narsalarni ustun ko'rishmi? Yoki oxiratdagi doimiy yaxshiliklardan mahrum bo'lishmi? Yoki ozgina shu haqiqatni tark qilishmi? Tezda tugab ketadigan bir haqir dunyo bo'lsa. Endi keyin uni tengi yo'q narigi dunyodagi narsani olishmi? Qaysi yaxshi? Va misli yo'q oxirat diyorini olish yaxshi emasmi insonga? Va oxirat diyorlarini
nimetleri adadı tükemeydi bunun. Müddetinin nihayesi yok onun. Elbette akıl adam etedi ki, yani şu ikincisi yakışı, ahiret yani. Şimdi bazıları etti ki, onlardı, ben anık narsanı şak narsa için terkimeyemem dedi. Buna kalimi ettiler. Eğer uzun sen hali Allah'ın vadesinden, Allah'ın tehditlerinden ve Resulullah rastgeyliğinden şakta bulsan, sen bilen birinci onu da onun tahsilatı için yapmış gerek. Ya sen iş anasın bunu. Eğer iş anaydıken bulsan, hiç kaçan sen utkinci bir zerranı, tizde tügeydiğin zerranı, ama yakında tügeydiğin zerranı terk kılıyorsan halas. Yani dünya ne demek? Ahiret için. Bu hiç kanakayınca şak narsa için terk kılıyorsan sen. Sen anık narsa için terk kılıyorsan bu zerre dünyanı. Onda şak yok. Yani ahirette. Ve onu tügeylenişliği yemiyor. Yani kullas etmek istiyorlar ki, yukarıdaki ben anık narsanı şak için terk kılıyorsan diyen adamlar ikiye bulunur. De uzun. İmanı varmıyor mu ahiret gönlü? Eğer imanı yolu giden etken olsa birinci orunda onu uzun ahiretke şakkını gitkizik gerek. Hop, eğer imanı barlı giden yapar etken olsa, şimdi o. Kaçan imanı var adam ne demeydi, ahireti şak demeydi. Şimdi eğer sen şakta bulsan, sen Rabb-i Teala'nın barlığına, kudretine, hakşına, yalgızlığına, dalalet kıyırken ayetlerde müracaat kıl. Yani senge uzun Allah'ın barlığından gepten kiliş gerek uzun. Uşandan senge çünturuştu başlaş gerek. Sen eğer şakken olsa ahiretken. Peygamberler tasdikliği hakkındaki ayetlerde okusun. Peygamberler haberin rastlığına uğurken. Ve halis bul. Yani acral deliller sarı. Ve Allah için nazar sal ve münazara kıl. Yani aklın bilen, fikrin bilen, kureş uzun. Ta ki senge ayam olsun, peygamberler kilitirgen narsalar, Allah'tan kilitirgen narsalar haklıge, şak yoklige. Demek bu alemini, barlığını, yaratıcısı barlige. Allah asmalar o yerini, Rabbisi ikenlige. Allah pak, mukaddesligi. Ve peygamberler haber kigen narsalarda hilafıdan Allah pakligini, yani şirklerden, başkalardan. Yani şunlar da urgen. Ya ki başkalar Allah'a nisbet veriyorken derseler Allah'ın hakaretleşliği, yalganı çıkarışlığı, rububiyetini, mülkünün kör kılıçlıklarını, natoğruluğunu, dayılları falan urgen. Çünkü her kandı sağlam akıl igesi de anık ki bir padişah, hak padişah bulsa hiç kaçan o padişah, aciz padişah ya ki cahil padişah bu miydi? Allah ve tarihi Allah bir padişah mesela akıl bulsa hiç nesan bilmediğin padişah o akıl padişah değil miydi? Hiç nesanı işitmese o, hiç nesanı kurmese, gapirmese, büyürmese, kaytarmese, sahab birmese, ceza birmese, aziz kımese, hor kımese, haklı genlerine. Resul cönetmese, uzunin memleketine çikkelerine kadar ve halkının ahvalıge itibar kımese, şimdi teşebb koysa halkını ve büyükudegi adamlarda uzunlar uzunin meşgul koysa, buna kadar adam poçok değiller mi? Yok. İnda etmezsin ki, batarik Allah, düşün yoksa Allah Ta'ala'yem uzunin mülküde hiç kimin bana şuna kadar kavasız taşıp koymaydı. Bu, şimdi başar patçoklarını, birini, mülküge, bu narsalar putur yetkisse, nalayık bulsa, kandil kılıp şimdi hak patçoktuken nispeten bu narsalar layık bulsun. Yani, bir hudaki taşıp koyuşluğu. İnsan eğer uzun halatını tedabbur kısa, nütfe halide, vücudu kilişiden başlayıp, kemalatki yetip, tuğluşup, yani dünyaya ki günge kadar ya ki uşa ayakı turgünge kadar halatını tahammül kısa onge ayağım buladı ki insange şunca itibar kılıyotken zat onu şunca halatten halatke kuşurup gidiyotken zat her hıl bozkışlarda onu aylantırıp gidiyotken zat o zat indi o insanı bir huda taşıp koyuşluk layık bu miydi? Yani mesela mutta asbobdi yasab şunca mihnetten ki ahlatge varolup atvarılmaydı ki onu. Çünkü minnet kılındı ahir onge. İnsan batarikalı kanca bozkışlardan utadı insan. Hiç buyurmasa Allah onge. Hiç nasıl kaytarmasa o kanı kabul adı. Hukuklarda tanıtmasa onge. Onge sevap ham vermese cezayan vermese. Bu miydi buna kalırsa yani? Eğer bende hakiki tedabbur kısa hamma kurgen narsaları kurmagen narsaları ham insange dalil buladı onu tavhid, nubuvat ve kaytatırılışke yolleydi. Tafsir derslerde mi? Yapıyoruz ben şu derslerden. Varlıkı karasayız, Allah ki yolluydu sizde. Ve Kur'an Allah'ın kelamı ikenliği ki yolluydu. Bana bunu biz Eymanul Kur'an kitabı da zikir kıldık.
Al-Haqqo surasini tafsirida deydilar. Al-Haqqo surasini tafsirida biz ham bu gaplarda aytdik mana bu oyatda. Alloh qasam ichdi, men sizlar ko'rayotgan narsalarga ham, ko'rmayotgan narsalarga ham qasam ichaman, bu Allohni rasulining so'zi bu dedi. Karim rasulining so'zi bu dedi, Qur'onda. Ya'ni Allohniki degani bu. Karim rasulga kelgan so'zi. Nima degani endi bu? Shu Al-Haqqo surasini tafsirida aytdik-ku, ya'ni ko'rayotgan narsang bormi? Ko'rmayotgan narsang bormi? Hammasi dalolat qiladi mana shu kitob Allohning so'zi ekanligiga. Alloh shunga qasam ichgan mana. Xuddi shuningdek Zariyat surasining 20-chi oyatida. Buni ham biz o'sha tafsir darsida Zariyat surasining tafsirida o'tdik mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun degan Alloh. O'z nafslaringda qancha ibrat bor? Ya'ni oxiratga, Allohga, yolg'izligiga, Qur'on haqligiga odamzodni yo'llab qo'yadigan qancha ibrat bor? Ko'rmaysizlarmi degan. Inson o'ziga o'zi dalil. Ya'ni o'ziga qarasa hamma Alloh qudratini ko'rsatadi. Xoliqi borligiga, yolg'izligiga, payg'ambarlar rostgo'yligiga, hamma komil Allohning sifatlarini isbotlashlikka odamni yo'llaydi. Buni masalan o'sha tafsir darsida aytdik-ku, qancha quloqni ishlash jarayonini, ko'zni ishlash jarayonini, ovqatlar mana. Bitta tomoqdan kiradi, ikki xil yo'ldan chiqib ketadi. Ishlash jarayonini hammasini tadabbur qilsangiz, insonning o'zida qancha shunaqa ibrat bor. Demak, aniq bo'ldiki, Allohning amrlarini zoyi qilayotgan odam ikkala farzga ko'ra ham aldangan. Qaysi ikkala faraz? Ha, to'g'ri deb tasdiqlab qilmay yurgan ham aldangan. Yo'q, o'zi bu narsalarda shak bor deb yurgan ham batariqa aldangan. Ikkalasi ham aldangan. Masalan, biz tomondagi odamlarga qarasangiz, aksari ha, to'g'ri deb aldanib yuradi. Yo, bekor gap bular demaydi uncha odam. Ha, to'g'ri deydi-da, lekin ha, endi Allohim rahmliki unday dedim deydi deb aldanib yuradi. Ikkalasi ham aldangan deyapman shular. Tasdiqlasin, ishonsin. Yolg'onga chiqarsin, shak qilsin, ikkala taqdirga ko'ra ham. Ya'ni ikkala farzga ko'ra ham bu odamlar ha, Allohim kechirimli deb o'ylagani ham, yoki o'zi ekim ko'rib ketdi degani ham hammasi aldangan bular. Agar sen aytsang-ki, o'zi kishida qanday qilib qat'iy tasdiq bilan qayta tirilishga, jannat do'zaxga shak keltirmaydigan darajadagi iymon bilan amal insonni amali ortda qolishligi jamlanadimi? Ya'ni aytmoqchilarki, inson oxiratga aniq iymon keltirganman deb turib amal qilmay yuraverishi iymoni bilan jamlanadimi o'zi? Iymon bo'lsa amal qilish kerak, to'g'rimi? Ana shu savolni so'rasang aytayaptiki, yoki mana inson tabiatida ertaga u masalan o'zi bir inson misolini keltiraylik deyapti. Bir podshohni oldiga siz borishingiz kerak ertaga. Podshohni oldida turg'izilinasiz. Podshoh sizni masalan qattiq jazo beradi bir ishni qilmagan bo'lsangiz. Yoki bitta ishni qilgan bo'lsangiz, qattiq sizni hurmat qiladi, mukofot beradi. Keyin shu odam o'sha ishni qilmay, xotirjam, g'ofil bo'lib uxlay oladimi kechasi? Misol tarzida aytyaptilar mana. Ertalab tasavvur qiling, podshoh keladi, sizga palon vazifa topshirilgan. O'sha kecha uxlay olasizmi deyapti. Agar qilsang palondek narsa beramiz, qilmasang palondek jazo beramiz deyilgan. Uxlay olmaydi-ki o'sha odam. Va o'sha podshohni oldida turishligini u islamay, xotirjam o'tira oladimi? Tayyorlanmay o'tira oladimi? Shunga tayyorgarligini olmasdan xotirjam bo'la oladimi deyapti. Yo'q. Xuddi shuningdek Allohga iymon keltirgan odam ham xotirjam bo'la olmaslik kerak. Xo'p, endi xotirjam bo'lib qolsa demoqchi, iymon yo'q deya olamizmi? Xotirjam bo'lib qolsa. Aytayaptiki, mana bu sahih savol. Allohga qasamki, bu sahih savol. Ko'p odamlarga shu savol tug'iladi. Va bu ikki narsa jamlanishligidagi eng ajoyib ishlardan. Ya'ni jamlanadi. Masalan, iymonimiz bormi hozir o'zimizda? Alhamdulillah iymonimiz bor. Lekin o'sha iymonimiz yo'qdek xotirjam o'tiramiz nigohida. Ya'ni qanday qilib iymonimiz yo'q desangiz, o'lishimizni Alloh taolada turishimizni bilib turib, lekin jiddiy hamma vaqt shunday bo'la olmaymiz. Ana shu, demak, ikki ish jamlanadi degani. Ya'ni ham iymon, ham e'tiborsizlik jamlanadi. Bu nimadan? Biz Allohni ko'rmayotganimizdan. Ha, chunki aytaymiz, o'sha ertaga podshoh keladi desa, podshohni ko'rganmiz-ku biz. Ana shu uchun unga so'zsiz o'sha ertaga keladi desa aytgan qilamiz-da, endi bo'lsa jazo beradi. Endi Allohni ko'rmaganimiz uchun odam baribir iymoni zaiflik qiladi bunda, ya'ni. Endi shu amal kechikishligining bir necha sababi bor. Endi nima degan amal kechikishi? Ertaga Allohning oldida turish bor deb iymon keltirib turib amal qilmay yurish. Taxalluf deyiladi shu narsani. Amal kechikishi. Buni bir necha sabablari bor. Birinchisi ilm zaifligi o'zi. Va ishonch noqisligi.
yuqorida aytganimizdek, ertaga podshoh keladi desa buni 100% bilamiz, to'g'rimi? Ko'rganmiz uni chunki. Lekin ertaga Alloh taolada turish bor desa, bilamiz. Iron podshohni bilganda emas. Zaifroq u, unga ishonchimiz ya'ni. Va kim agar o'ylasa-ki, ilm tafovutlik bo'lmaydi deb o'ylasa, bu odamni gapi eng botil, eng post degan. Nima degani ilm tafovutlik bo'lmaydi? Ya'ni ilmni darajasi har xil bo'lmaydi o'ylagan odam. İlimin derecesi farkı bulur. Mesela inşanış bilen inşanış farkı var. Biliş bilen biliş farkı var. Yukarıda etkilerimizdik. İrtaki patçok kilisi deyikini biliş başka. İrtaki Allah da oldu türüştü biliş başka. Aksar adam hemmemiz demesek bulur. İrtaki patçok kilisi deyse korkuğumuz kattıra bulur. İrtaki Allah da oldu türüş bordu kendinden. Bilemez ki gelesin demek ki ilimin derecesi farkı bulur. Mesela karayın ilimin derecesi farkı buluştu gibi misal. İbrahim Aleyhisselam Rabbisi'den soru yaptılar. Uriklerde kendi kaytettirilmişlikte kuzlarına kustu birleşliğini. O kişi bilgendiler bunu. Rabb Allah'ın kudreti yetişliğini bunge. Ne demek soru yaptın da? Çünkü yine de hatıcan buluşluğu için ve o kişinin gaybi malumatı guvahlik malumatı eğlenmiş için. Yani çünkü ki nazari ilim vakilik ilmi eğlenmiş için soru yaptılar da nazari iman kilitir geldiler Allah uliyle tırtırışlığı. Lekin ilmning farqi bor ekan demani. Shuni voqelikdan ko'rib keyin iymon keltirishlikni istadilar Ibrohim alayhissalom. Ha Alloh kishiga bu tilaklarini ijobat qildi, ya'ni ko'rsatdi qanday o'liklarni tiriltirishligini. Mana Imom Ahmad musnadda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Laysal xabaru kal muayana. Xabar ko'z bilan ko'rgandagi emas. Ya'ni ikkalasi ham ilm hosil qiladi aslida, lekin ko'z bilan ko'rish kuchliroq hosil qiladi degani. Yani qulobdan eshitgandan ko'ra. Mana yana shuni aytayapmiz. Biz Allohni eshitganmiz hozir, to'g'rimi faqat? Ko'rmaganmiz hech kim. Lekin podshohlarni bo'lsa ko'rganmiz. Kerak bo'lsa zulmini ham ko'rganmiz. Ana shu uchun ulardan qo'rquvimiz qattiqroq bo'ladi. Allohdan qo'rquvimizdan ko'ra. Lekin endi Alloh insonga agar shunday bir iymon bersa, iymon xabar bilan ham kuchli bo'lib ketadi albatta. Ko'z bilan ko'rganlarnikidan. Masalan, Firavunni sihrgarlar iymon keltirgan ana shunaqa bo'ldimi? Shunaqa iymon keltirdiki ular Firavunni ko'rib turdi, uni azobini ko'rib turdi, Allohni ko'rmasa ham, lekin Firavunni azobiga chiday oldi. Alloh ko'rmasa ham, demak, ba'zida Alloh beradi shunaqa iymonni. Endi shu ilm zaifligiga o'zi bor ilmni ham ko'z oldiga keltira olmasa odam va ko'p vaqt, aksar vaqt o'sha bor ilm ham qalbidan g'oyib bo'lib yursa, u ilmini ziddi bilan shug'ullanib yursa, unga keyin tabiati taqozo qilgan tuyg'ular qo'shilsa, havoi nafs g'olib kelsa, shahvat unga ustun kelsa, nafsi uni ishini o'zini aldasa, shayton uni aldasa, Allohning va'dalari kelmayapti-ku deb sekin sanasa, orzu havasi uzun sanasa va g'aflat uyqusida yotsa, o'tkinchini yaxshi ko'rsa va har xil ta'vidlar bilan ruxsat chiqarib olsa, odatiga o'rganib qolsa, mana bu paytda iymonini ushla olmaydi kishi, illo samovat va yerni yo'qolib ketishligidan ushlab turgan zot iymonni ushlab qolsagina odam o'zini ushla oladi. Ya'ni xulosa aytmoqchilarki, o'zi ilmimiz zaif qarang. Unga endi qancha mana bu ashqal tashqallar qo'shilyapti. Havoi nafs bor, shayton bor, paysalga solish bor, Allohning va'dasi tezda amalga oshmasligi bor va dunyo naqdligi, orzu havas, atrofda odamlar, ana shu narsalar bir bo'lib turib, ilmimiz zaifligiga qo'shilib, bizni amalda paysalga soladi yoki gunohni qildirtiradi bizga. Ana shu paytda aytayaptiki, endi osmonlar va yer yiqilib ketishligidan ushlab turgan Alloh sizni ushlab turmasa, hech qachon siz u Allohni ustun ko'ra olmaysiz mana shunaqa paytda. Demak, o'sha haligi sehrgarlarni ham Alloh ushlab turganda endi. Shuning ular shunday Firavunning zulmiga sabr qilamiz, iymonimizdan qaytmaymiz deb turib berdilar. Ana shu sabab uchun odamlar iymonda farqli bo'ladi bir-biridan. Inson to'g'ri kimni ushlaydi Alloh? Ushlagin deb yolvorganni ushlaydi va o'shanga harakat qilganni ushlaydi Alloh. Bu hikmat emas albatta o'sha. Iymonda odamlar ana shunga qarab tafovutli bo'ladi. Ba'zilardiki shu zarra misqolidan da kichik zarrachaga yetib qoladi iymoni. Ya'ni kamayib ketadi shu darajada qalbida. Ba'zilariga esa kuchayib ketadi. Bu sabablarni jamlovchi narsa endi insonni ongi va sabri zaifligiga qaytaradi. Ya'ni amalda paysalga solib, suskashlik
insonni sabrsizligiga borta qiladi. Qanday qilibsiz? Kim yaptı-ku deyuradi-da. Avvalda keyin paysalarga so'radi. Men deydi, amal qilsam deb kutadi, o'yladim, bo'lmayapti-ku deydi. Sabri yetmaydi oxirgacha qilishga. Basirati yo'q. Basirati degani oxirini ko'ra olmaydi. Ana shundan keyin bu iymoni, amali zaiflashadi. Shu uchun ham Alloh taolo sabrliklar va ishonchliklarni maqtagan va ularni dinda imom qilaman degan. Peshvo, olim yoki ana shunaqangi ummatni bosh qilaman deganda ikkita sifat topilsa odamda. U nima? Sabr va ishonch. Nima degan sabr o'sha? Ishni qilaverasiz. Qachon keladi natijasi, kimaydi, sizga qizig'i yo'q. Sabr bilan davom etaverasiz oxirigacha. Ishonchingiz bor, lekin aniq keladi natijasi. Kelmasa ham oxirida keladi. Mana shu ikki narsa odamda bo'lishi kerak. Men Alloh aytgan: "Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru va kanu bi'ayatina yuqinun." Biz ulardan, Bani Isroildan katta-katta peshvolar, din peshvolari chiqardik. Ular bizni amrimiz bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlardilar. Qachon chiqardi Alloh? Sabr qilganda va bizni oyatlarimizga ishonganda. Demak, mana sabr va ishonch. Bunda Ibn Taymiyya rahimahulloh so'zlari bor-ku o'zi. Va alam annal imamati fid-dini yoki lan tunala al-imamatu fid-dini illa bis-sabri va al-yaqini. Dinda boshliqlik, peshvolikka sabr va yaqinsiz erishib bo'lmaydi. Sabr shuna yaqin, ya'ni ishonch, ya'ni oxirigacha Allohning va'dasiga ishonib davom etishlik. Xullas mana Allohga yaxshi gumon qilish nima-yu, aldanib yurish nimaligidagi farq ayon bo'ldi. Qancha oyat, hadislar, misollardan. Yaxshi gumon qilish nima ekan? Yaxshi amalga undash kerak ekan. Shunga odam niyatlash kerak ekan, targ'ib qilish kerak ekan. Ana shu to'g'ri yaxshi gumon bo'ladi shunda. Agarda yaxshi gumon degan narsang seni tambanlikka, ma'siyatlarga shung'ishga chaqirayotgan bo'lsa, bu bilginki aldanish. Ya'ni Alloh rahmati keng dedim deydi deb harom harishga botib yurishga seni bu narsalar agar chaqirayotgan bo'lsa, bu aldanish deyiladi shayton.